videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Cinlerin insanlar gibi bir kısmı mümin ve takva sahibi, bir kısmı kafir, bir kısmı da fasıktır. Cinler de insan gibi kuvve-i gazabiye vardır. Dolayısıyla kızmalarına vesile olacak şeylerin listesi çok uzun olabilir. İnsanları kızdıran şeyler onları da kızdırıyor. Bir de iman küfür bakımından farklı kızma ve kızdırmalar vardır. Mümin bir cinnin kutsallarına hakaret onları kızdırır. Fakat kafir olanları kızdırmaz. Cinler var olmadığını inkar etmek yanlıştır. Kötü insanlar olduğu gibi kötü cinler de vardır. O yüzden Allah'tan başka kimseden korkmamak lazım. Öte yandan cinler yalnız kalan insanlara daha çok musallat olabiliyor. Cinlerin size musallat olacağı yerlerden uzak durmakta her zaman fayda var. Cinlerin ev ve mesken edindikleri yerlerin genellikle çöplük gibi pis yerler oldukları, buraları yer edindikleri anlaşılmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlerde bırakılan çöplerin cinlerin toplantı yerleri olacağını bildirmiştir. 19. Ancak mümin hangi cinsten olursa olsun pislikten hoşlanmaz. Bunun insanların pislikten hoşlanan veya dinen pis sayılan şeyleri yapanlar gibi anlaşılmaları ve bundan cinlerin de pislerinin ve kötülerinin ancak böyle pis yerlerde yaşadıkları ve pislikten hoşlanıp lezzet aldıkları akla gelmelidir. Bununla Hazreti Peygamber'in İslam'daki temizliğe dikkat çektiği ve görünmeyen cinler gibi görünmeyen mikropların da çabuk üreyip çeşitli hastalıklara sebep olabileceği hakkında da bazı alimler görüş beyan etmişlerdir. Çünkü bazı hadislerde cin kavramıyla mikropların kastedildiğini de söylemişlerdir. 20. Ayrıca sahabe ve tabi'in döneminde cinlerin deliklerde yaşadığına dair bir inancın var olduğu da görülmektedir. Bununla ilgili bir hadis-i şerif şöyledir. Abdullah bin Sercis Ra'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzündeki haşerat deliklerine idrar yapmayı yasakladı. Bunun sebebi müfessirlerden Katede'ye bu delikleri akıtmak niye mekruh kılındı diye sorulmuştu. O da şu cevabı verdi. Bunların cinlere ait meskenler olduğu söyleniyordu. Buradan da anlıyoruz ki cinler genelde pis şekilde yaşayan insanlara daha çok yakın olur. Sürekli abdestli olmakta fayda var. Banyoya girememek, banyoya girildiğinde çok çabuk çıkmak veya uzun süre kalma isteğinin oluşması, başını sabunlayıp gözlerini kapadığında birisi gözetliyormuş hissinin olması, bu durumu her musallatlı yaşamaz. İz ses denilen vesveseyi cin musallatı olan herkes yaşar. Aklı sürekli kötü fikir ve telkinler gelir. Bunlara karşı koyamazsın. En fazla dini ve cinsel içerikte olur. Kendine ve başkalarına zarar verme şeklinde de görülür. Cinler musallat olduğu kişileri vesvese ile yönetir. Beyine sürekli sinyaller göndererek onu etkisi altında tutar ve istediklerini yaptırmaya çalışır ve yaptırabilirler. Vesvese iki şekilde olur. Cin sesli olarak konuşabilir veya beyninle sessiz konuşabilir. Sessiz konuşmaları çok kişi cinler tarafından yapıldığını algılayamaz. Bu durum kendi kendine konuşmalar şeklinde de görülebilir. Abdest almakta veya namaz kılmakta zorluk çekme veya hiç yapamamak, bu çok kesin kural değildir. Büyülü kimselerin çoğu bunların ikisini veya birini yaşar. Az da olsa büyülü olmasına rağmen abdest alıp namaz kılabilir. Bazı güçlerinin olduğunu düşünmek, cin musallatı olan bazı kişiler bazı güçlerin kendisine yardım ettiğini ve her şeyi yapabileceğine inanırlar. Kendisini diğer insanlardan farklı olduğunu düşünürler. Gurur ve kibre kapılırlar. Dağınıklık, pislik ve kirden rahatsız olmamak evini temizlemek istemez. Evin dağınıklığından rahatsız olunmaz. Beden temizliği yapmama duygusu olabilir. Cinler insanlara uç davranışlar yaşattığından bazı kişilerde de aşırı temizlik takıntısı yapar. Amacı insanı yormaktır. Bu takıntısı nedeniyle günlük yaşamda başka şeylerle ilgilenmesini engellemektir. Bedeninin bazı bölgelerinde bir şeyler dolaşıyormuş, geziyormuş hissi oluşur. Bazı genç erkeklerin kendini kadın gibi hissetmesi ve eşcinselliğe yöneltilmesi. Şeytanlar bu duyguyu rahatlıkla verebilirler. Çok karşılaşılan bir belirtidir. Kadınlarda da olmaktadır. Tuvalette uzun kalma isteği olabilir. İhtiyacını görmene rağmen tuvaletten çıkamazsın. Cin bu duyguyu yapabilir. Eşler arasında boşanma isteğinin oluşması. Kadın ve erkek birbirlerini severek evlenmelerine rağmen bir süre sonra birbirlerine tahammülsüzlük, isteksizlik, yan yana gelince birinin veya ikisinin sıkılması, en basit olaylardan kavga etmek, birbirlerinin yüzlerini değişik şekil ve suretlerde görmek, birbirine dokunamamak, yatakları ayırmak, ilişkiye girememek, bunların sonunda da ayrılmaya kadar gidilir. Aynaya bakamamak, bakıldığında kendini korkunç veya başka suretlerde görmek, gece aynaya bakmak, uğursuzluk getireceği düşüncesiyle hoş karşılanmaz. Yatak odalarındaki aynaların üzerleri kullanılmadığı zaman örtülmelidir ki ruh içinde kalmasın. Bedensiz varlıkları görmenin bir yolunun da aynalar olduğunu biliyor muydunuz? Ya da gece uzun bir süre aynaya baktığınızda gözlerinizle göremediğiniz varlıkları ya da diğer bir deyişle cinleri görmek istemez miydiniz? İstemeyenlerin sayısı muhtemelen daha fazladır. Gece 12'den sonra uzun bir süre kesinlikle aynaya bakmayın. Zamanın farkında olmamak.
günün hangi vaktinde olduğunu bilememek, hayal aleminde yaşamak, her şeyi bulanık görmek, sanki gözlerinin önünde sis perdesi varmış gibi objeleri net ve parlak görememek, en kolay hesapları bile zihnini toplayıp yapamamak, aklında kurulan cümleyi söyleyememek, korkmak, nedeni belli olmayan korkular yaşamak, içinde devamlı bir korku olur, kendini işe verememek, öğrencilerde ders çalışmama isteğinin oluşması, başarılı olmasına rağmen derslerden soğumak, okuduğunu anlayamamak, istediği halde okula girememek, çalışan kimselerde işine gitmemek isteği, gittiği zaman sıkıntı çekmek, iş yerinden ayrıldığında rahatlamak, takıntılar. Aşırı şekilde temizlik yapma duygusu yaşanır. Elleri sık sık yıkamak, evini kirli görüp eşyaları ve duvarları silmek gibi. Ocağı, elektrikleri kapatıp kapatmama, belli bir yerde oturma takıntıları olur. Kur'an ve ezan dinlendiğinde içine sıkıntı, titreme, ürperti gelmesi veya dinleyememek. Dua etmekte zorluk çekilir. Dua okuduğunda dil ve dudaklar uyuşabilir. Bedenin bazı bölgelerinde uyuşma ve karıncalanmalar olabilir. Ataklar yaşamak, panik atak, cinlerin yaptırdığı davranışlardır. Ruhsal, fiziksel ve uykuda yaşananların hepsi aslında panik ataktır. Cinler yaşamış olduğun olaylara kendileri de bir şeyler katarlar. Yapmadığın davranışları yapmış gibi gösterirler. İnandırmaya çalışırlar. Ekminezi bir tür vesvesedir. Dejavu, yaşanılan bir olayı daha önce yaşamış, görülen bir yeri daha önce görmüş hissinin oluşması. Aslında o yeri daha önce görmedin ve yaşamadın. İnsanın içindeki cinler bu duygu ve hissi verebilirler. Uyur gezerlik. Gece yataktan kalkılır, şeytan bazı işler yaptırır ve unutturur. Uykuda görülen belirtiler. Yorgun olunmasına rağmen uykuya dalmakta güçlük çekilir veya hiç uyumaz. Uykusuzluk günlerce sürebilir. Çok uyumak, devamlı uyuma isteği uykuya, doyumsuzluk olur. Gece uyunsa bile yataktan kalkmakta zorlanılır. Gözler kendiliğinden kapanır. Çok uyunsa bile yorgun yatılır. Yorgun kalkılır. Gün boyunca üzerinde halsizlik, bitkinlik ve ağrılık hissedilir. Uyku düzensizliği, uyuyamamak veya çok uyumak zamanla değişebilir. Tam tersi olabilir. Uyuduğu halde gece defalarca cinler uyandırabilir. Uyur gezerlik gece uyurken yataktan kalkılır. Evde gezersin veya evden bile dışarı çıkarsın. Sabah kalktığında yaşadıklarını hatırlamazsın. Evde bazı eşyaların yerini değiştirir veya saklarsın. Daha sonra bunları hatırlamazsın. Rahatsız edici ve korkutucu rüyalar görmek, insanlar rüyada bazı hayvanları, uzun veya kısa boylu insanları, kendisine yapması için emir veren varlıkları görebilirler. Suda yürümek, havada uçmak, pis ve harabe yerlerde gezmek, ölüm, kan gibi rüyaları içindeki şeytanlar göstermektedir. Sabah kalkıldığında içinde sıkıntı, korku, ıstıraf varsa bu cinlerdendir. Gördüğün rüya sonrasında mutluluk, iyilik, canlılık hissedilirse cinlerden değildir.